Merhaba, ben Türk 1D'den Nihal. Bugün yine biliyor muydunuz sorusuyla karşınızdayım. Biliyor muydunuz Azerbaycan'da kadınlar toplam nüfusun %50.2'sini oluşturuyor. Ayrıca kadınlar askere gönüllü olarak gidiyor ve şu anda Azerbaycan ordusunda görevli yaklaşık 1000 kadın asker olduğu biliniyor. Kadınların okur yazarlık oranı ise %99.8. Kadın istihdamı %47.6 olan Azerbaycan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de resmi tatil olarak kutlanıyor. Biliyor muydunuz Kazakistan'da kadın nüfusu %51.8. Kadınların okuryazarlık oranı ise %99.8. Kadınların ülke ekonomisine katkısı da %40. Kazakistan'da üretim firmalarının %28'inde ise kadın mülkiyeti hakim. Ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kazakistan'da da resmi tatil olarak kutlanıyor. Biliyor muydunuz? Kırgızistan'da toplam nüfusun %50.7'sini kadınlar oluşturuyor. Kadınların okuryazarlık oranı %99.4 olarak belirtiliyor. Aynı zamanda Kırgızistan'da 2007 cinsiyet eşitliğini yürürlüğe sokan bir eylem planı da imzalandı. Ve 2010 yılı Mart ayında Roza Otunbayeva Kırgızistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi. Ülkede kadınların iş gücüne katılma oranı ise %59. Uzmanlık gerektiren ve teknik işlerde çalışma oranı da %65. Yüksek mahkeme hakimlerinin %60'ı ve Merkez Seçim Komitesi üyelerinin %33'ü kadınlardan oluşuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kırgızistan'da da tatil. Biliyor muydunuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kadınlar toplam nüfusun %47.4'ünü oluşturuyor ve tüm kadınlar okuma yazma biliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı ise 2013 yılında seçilen Sibel Siber. 2015 yılında yeni kanunla siyasi partilere %30 kadın aday gösterme kotası getirildi. Ülkede kadınların %36.2'si ise iş gücüne doğrudan katkı sağlıyor. Biliyor muydunuz? Özbek yönetimi alınan kararla parlamentoda kadınlara %30 kontenjan ayırmış. Özbekistan'da kadınların okuma yazma oranı ise %99. Kadınların %43.3'ü ekonomiye katkı sağlıyor. 8 Mart Kadınlar Günü Özbekistan'da da resmi tatil. Biliyor muydunuz? Türkiye nüfusunun 49.8'ini kadınlar oluşturuyor. 1930'larda Sadiye Hanım'ın belediye başkanı seçilmesiyle ilk kez bir Türk kadını siyasete girdi. 1993 yılında ise Tansu Çiller ilk kadın başbakan oldu. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma oranı da %30. Okuryazarlık oranı ise %91. Üniversitede eğitimini sürdüren öğrencilerin %45.8'ini de yine kadınlar oluşturuyor. Biliyor muydunuz? Türkmenistan'da kadınlar toplam nüfusun 50.4'ünü teşkil ediyor ve okuma yazma oranları %99.9. Türkmenistan'da kadınların ülke ekonomisine katkısı %43.2 ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Türkmenistan'da da resmi tatil. Yeraltı ve yerüstü zengin kaynaklarla dolu Türk devletlerinin gelişmiş devletlerle rekabet edebilmesi ve bağımsız kalabilmesi için Türk devletlerinde kadının yeri ve önemi büyük önem taşıyor. Kadının eğitim, İstihdam, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmalarının devletlerimiz açısından önem arz ettiğine olan inancımız da tamdır. Siz de 7 bağımsız Türk devletlerinin bilinmeyen ya da bilinmesini istediğiniz özelliklerini bizimle paylaşabilirsiniz. Ekranlarda görmüş olduğunuz telefon numarasından ya da bilgi@türkbirdev.info adresinden bana ulaşabilirsiniz.